Bu videoda kalkülü süper güçlerimizi kullanarak ekranda sarıyla gösterilen alanın neye eşit olduğunu bulacağız. Bunu söyledikten sonra eğer aklınıza bir şey geliyorsa hemen videoyu durdurun ve alanı kendi kendinize siz süper güçlerinizde bulmaya çalışın olur mu? Evet, buradaki püf noktası sarı alanın iki eğri arasında kalan alan olduğunu görüp belirli integral kullanabileceğimizi fark etmek. Şuraya hemen bir integral işareti koyalım. Bundan sonra da alanın sağ ve sol sınır noktalarının ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Sol sınır iki eğrinin kesiştikleri bu, sağ sınırda yine bir kesişim olan bu nokta. Bu nokta eksi 1 virgül eksi 2'ye benziyor. Gelin bir kontrol edelim. x eksi 1 iken karesini alalım. 1 eksi 3'ten y eşittir. Eksi 2 elde ederiz. Mavi fonksiyona eksi 1 verdiğimizde de 1 eksi 4 artı 1'den evet yine eksi 2 elde ederiz. Aynı durum x 1'e eşitken de geçerli. 1 eksi 3 eksi 2 eder ve 1 eksi 4 artı 1 de eksi 2 eder. Bu yüzden de belirli integralin sınırları, x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 olacak. Şimdi 1 de üst ve alt sınırlarımıza bakmamız lazım. Bu aralığa odaklanacak olursak, mavi fonksiyonun üst sınırı oluşturduğunu görebiliriz. Yani x üzeri 4 eksi 4x kare artı 1'den x kare eksi 3'ü çıkarmamız gerekiyor d-eksi yazmayı da unutmayalım bu alanı bulurken üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu neden çıkardığımız hakkında bir sürü video var. İsterseniz onları da seyredebilirsiniz ki iyi olur. Ve artık bu belirli integralin neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. x üzeri 4 eksi 4 x kare artı 1 eksi x kare eksi 3'ün belirli integralini eksi 1 ile 1 arasında değerlendirelim. Şimdi burada x üzeri 4 var. Eksi 4 x kare. Burada da eksi x kare olduğu için bunu eksi 5 x kare olarak yazabilirim. Buradaki artı 1 ile buradaki eksi eksi 3 yani artı 3'ü topladığımızda da 4 elde ederiz. Onu da yazıyorum. Ve dx tabii. dx'i tüm bu ifadeyle çarptığımız için şuraya bir de parantez koyalım. Şimdi de bunun ters türevini bulmamız lazım ve bu çok da zor olmayacak. Kuvvet kuralını tersten birkaç defa uygulayacağız ve işimiz bitecek. Evet, x üzeri 4'ün ters türevi x üzeri 5 bölü 5'tir öyle değil mi? Kuvveti 1 arttırıp ifadeyi yeni kuvvete bölüyorduk. Evet, böyle. Eksi aynısını bir kere daha yapalım. 5 çarpı x üzeri 3 bölü 3 ve yanına artı x. Şimdi 1'de de bunun 1'de de aldığı değerden eksi 1'de aldığı değeri çıkarmamız gerekiyor. Önce 1'de de aldığı değeri bulalım. 1 bölü 5 eksi 5 bölü 3 artı 4. değil mi? Eksi 1'de aldığı değer ise eksi 1 bölü 5 artı 5 bölü 3 ve eksi 4 parantezi açacak olur isek eğer bunun pozitif, bunun negatif ve bunun da pozitif olduğunu görürüz. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5, 2 bölü 5 eder. Eksi 5 bölü 3, eksi 5 bölü 3, eksi 10 bölü 3 ve 4 artı 4 de 8. Devam edelim. 8'i şöyle yazalım. Bunların paydalarını eşitlememiz gerekiyor. 2 tane kesir yazalım. Paydaları da 15. 15 olsun. Evet. 2 bölü 5. Ee, 6 bölü 15 eder değil mi? Doğru mu oldu? Evet doğru. O doğru. 10 bölü 3'te payı ve paydayı 5'e çarparsak o da 50 bölü 15'e eşit olur. 6 bölü 15 eksi 50 bölü 15 de 44 bölü 15 eşittir 8 eksi 44 bölü 15. 44 bölü 15'i Evet, 2 tam 14 bölü 15 olarak yazabiliriz. Bundan yani 8'den 2 tam 14 bölü 15'i çıkaracağız. 8'den 2 çıkarsa 6, 6 eksi 14 bölü 15 de 5 tam 1 bölü 15'e eşit olur. İşte bu kadar. Eğriler arasında kalan alanı bulduk.